Esin Akan Tarifleri YouTube kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişirmeden hazırlanan, lezzeti de görüntüsü de muhteşem bir kurabiye tarifim var. Bu mini kurabiyelerin yapımına şaşıracak, lezzetine bayılacaksınız. Hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. 1,5 paket yaklaşık 250 gram petibör bisküviye ihtiyacımız var. Bisküvileri robota alıp iyice un kıvamını alana kadar çekelim ve derin bir kaba alalım. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri, 120 gram eritilmiş beyaz çikolata, 1/2 su bardağı süt ekleyip spatula ile karıştıralım. Az malzemesiyle, pratik yapımıyla bu kurabiyeler gerçekten şahaneler. Evet, artık spatulayı işin içerisinden çıkarıp elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Malzemelerimiz tamamen bütünleşene kadar yoğuralım. Kullanmış olduğum malzemeleri her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Hazırlamış olduğum samuru tezgah üzerine alarak 3 eşit parçaya bölelim. Sonrasında her bir parçayı tekrar rulo olacak şekilde hazırlayalım. Gördüğünüz gibi az malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan şahane bir kurabiye tarifi. Tamamını aynı şekilde hazırlayıp bir kenara alıyorum. Üzerinin kaplamasında kullanmak için 150 gram kırılmış fındık parçacıklarına ihtiyacımız var ve 100 gram eritilmiş çikolatayla 3 yemek kaşığı sıvı yağı karıştırdım. Onu da bir tabağa aktarıyorum. Hazırlamış olduğumuz ruloları öncelikle eritilmiş çikolataya, sonrasında fındık parçacıklarına bulayarak yağlı kağıt serili tabağa aktarıyorum. Tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt üzerine koyalım ve bu şekilde en az yarım saat dondurucuda dinlendirelim. Evet, süre sonunda kurabiyelerimizi buzluktan çıkardık. Gördüğünüz gibi sertleşmiş, kıvam almışlar. Artık dilimlemeye geçebiliriz. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum. Bu tarifi sizlere de ısrarla öneriyorum. Mutlaka deneyin. Ayrıca buzluk için de uygun bir tariftir arkadaşlar. İster bu şekilde dilimledikten sonra, isterseniz de dilimlemeden öncesinde uzun süre buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp dilimleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. O güzel yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın. Tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Sizler de bu pratik ve çok lezzetli kurabiye tarifini aileniz, sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. Eminim yiyen, tadan herkes çok beğenecekler. Deneyenlerden, yapanlardan mutlaka yorum bekliyorum.
kıvamında gördüğünüz gibi yumuşacık, gerçekten şahane bir tarif oldu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın.